Yalancının mumunu yatsıya kalmadan söndürmek üzere yine karşınızdayız Utku Reyhan'la birlikte. Evet, bugün geçen haftadan sarkan 3 güncel konuyu ele alacağız. Yalanlarla ve diyelim karalamalarla efsaneleşmiş konular aslında. Şehir efsanelerine dönüşmüş bir kısmı. Ve çarpıtmalar. Ve çarpıtmalarla tabii. Gerçeği eğip bükme çabalarında görüyoruz yalancılarla. Her gündeme geldiğinde toplumumuzun yarım yamalak bilgilerle tartıştığı ve çoğunlukla da yanlış bilgilerin nedense hakim olduğu bir takım konular, bugün ele alacağımız konular. Ama biz toplumumuzu, halkımızı gerçek bilgilerle aydınlatmaya çalışacağız. Daha önceki programlarımızda olduğu gibi. Bu haftanın son programında da 3 konu belirledik. Evet, 3 başlığımız var. Tabii bir de son bölümde de bir polemiğimiz olacak. Evet, bir polemiğimiz olacak. Söylediğimiz şeylerin de karşılık bulduğunu görüyoruz. Onunla ilgili de birkaç kelam etmek istiyoruz açıkçası. 3 başlığımızdan ilki andımız tartışmaları, biliyorsunuz. İkincisi nükleer enerjiyle ilgili ortaya atılan çeşitli safsatalar, gerçek dışı bilgiler, bunlarla ilgili yalanları çürüteceğiz. Üçüncüsü de elbette salgın dönemi başladığından beri süre gelen bir zincirleme yalan tanımlamaları var. Onlardan birisini daha bugün ele alacağız. Çünkü insan hayatını etkiliyor bu söylenen yalanlar. Diyelim ve hemen başlayalım vaktimizi de harcamadan. Evet, evet, ilk olarak andımızla ilgili konuda. Öncelikle tabii süreci çok kısa anlatacağız. Siyasi parti liderlerinin açıklamalarına değineceğiz. Daha sonrasında bu konuyla ilgili bazı çarpıtmaları, yalanları burada anlatacağız sizlere. Öncelikle nasıl başladı süreç? Tabii 2013'lere kadar gidiyor. 2012'lere kadar gidiyor hatta. İlk andımızla ilgili tartışmaların başladığı dönem. Hatta biz o dönem Türkiye Gençlik Birliği olarak 1. Meclis binasına girmiştik. Evet, korsan bir eylem, gösteri yapmıştık. Atatürk'ün kürsüsünden andımızı okumuştuk falan. 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında sabah andımız okunma meselesini kaldırmıştı, biliyorsun. Evet. Bunun üzerine de o dönem Türk Eğitim Sendika, başka bazı kurumlarda itiraz ettiler idari mahkemelere. İş sonunda 2018'de bir Danıştay Dairesi, bir idari daire karar aldı ve bunu durdurdu. Yani andımızın okullarda okutulması yönünde bir karar verdi. Bu karar tabii toplumun büyük bir kesimini mutlu etti. Doğru bir karardı, iyi bir karardı. Fakat o dönem Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında bu karara itiraz etti. Yani Danıştay'ın bu kararına itiraz etti ve bir üst dairede, daha doğrusu idari dava daireleri kurulunda görüşülmek üzere konu 2 yıldır bekliyordu. Önce şuradan başlayacağız. Yani 2018'de Danıştay Dairesi'nin aldığı andımız okunabilir kararına Milli Eğitim Bakanlığı nasıl itiraz etmiş? Evet, işte Milli Eğitim'in andımız itiraz dilekçesi. Bu dilekçede şu ifadeler yer alıyor. Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en genç ulaşan topluluktur. Andımız içinde gerek faşizm gerekse komünizm bu ve benzeri uygulamaları sıkça kullanmıştır ifadeleri yer alıyor bu itiraz dilekçesinde. Biraz daha ayrıntılara girelim. Bir sonraki görselimiz gelsin arkadaşlar. Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur. Bence öncelikle bunu bir ele almak lazım. Şunu soralım bu dilekçeyi yazanlara Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ulus bilincine ulaşmanın kurumsal şeyi nedir, açıklaması nedir? Elbette bir anayasa ve meclisle aslında bütün uluslaşma süreçlerinin başladığını demeyelim ama başladıktan sonra bir olgunlaşma evresi olarak bir ete kemiğe büründüğü. Evet, ete kemiğe büründüren. Çünkü bir milli egemenlik kavramı, halkın kendi temsilcileriyle efendim kendisini yönetme meselesi bir millet olmanın, dolayısıyla ulus bilincinin şekillenmesinin önemli göstergelerinden biridir. Anayasaya ve meclise sahip olmak. Peki, Türkiye'de bu 1876'dan beri var. Hatta onun öncesindeki tartışmaları da düşünürsek, Türkiye yaklaşık 200 yıldır millet kavramının, ulus kavramının ya da buradaki ulus bilincinin şekillenmeye başladığı bir ülke. Bu yönüyle de aslında
çağdaşı, buradaki gibi ifadeyi kullanalım, çağdaşı Avrupa uluslarıyla hemen hemen aynı dönemlerde bu kavramın, millet kavramının ortaya çıktığını, hatta ileri derecede ortaya çıktığını, hatta kendi içerisinde parçalanmasının nedenlerinden biri de ortak mefkürelere sahip olmadığı diğer unsurların, yani Hristiyan unsurların, Balkanlardaki bazı unsurların, hatta Arap unsurlarının falan ayrılması. Dolayısıyla o dönem Türklük şuurunun, Türk olma bilincinin Osmanlı içerisinde hızla yeşerdiğini ve siyasallaştığını da görebiliriz. Tabii bunu siyasallaşmasının en önemli örneklerinden birisi de elbette Genç Osmanlılar Cemiyeti. Tabii. 1856 yılında kuruldu. Tabii. Yani 19. yüzyılın ortasında artık millet bilincini, vatan ve hürriyet bilincini işleyen aydınlar bir örgütlenme içerisine dahi girmişti. Ve şuna bakıyoruz, Almanya bile, İtalya bile, bugünün hani çağdaş milletleri açısından örnek gösterilecek ülkeleri, 1856'da Genç Osmanlılar Cemiyeti kurulurken İtalya bir prenslikler coğrafyasıydı. Almanya, Prusya İmparatorluğu'na bağlı çok sayıda prensliklerden oluşan bir bölünmüş yapıydı. Hatta Friedrich Engels, 1876 devrimi, yani ilk anayasanın ve meclisin kuruluşu sürecinde şunu söylüyor. Keşke Almanya'da da Türklerin gibi bir meclisimiz olsaydı. Evet, evet. Hazreti Muhammed'in evlatlarına bir coşkuyla karşılama var Marx'ta ve Engels'te. Yani o dönemde bile, 1800'ler yıllarda bile Türklerin anayasa ve meclis pratiğine girmesine dönemin Avrupa'daki çok sayıda aydını da destek oluyor. Ve bu sürecin daha sonrasında tabii bir Abdülhamit döneminde bir istibdat dönemi olduğunu, meclisin anayasanın kapandığını görüyoruz ama buna karşı çok daha büyük bir örgütlenme ağının İttihat ve Terakki ile kurulduğunu, zaten 1908 devriminin olduğunu görüyoruz. Yani hem Osmanlı hem Türk aydınının 19. yüzyıl boyunca esas işi, biz bu ülkeyi nasıl ilerleteceğiz, evet, nasıl çağdaşlaştıracağız? Yani ulus bilinci olmayan bir ülkenin aydınlarının böyle bir tartışması olmaz ki. Yani o yüzden bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını söylemek çok lazım. Yani kendi halkını, işte o zamanki Milli Eğitim Bakanlığı ve tabii AK Parti hükümeti, tabii, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı değil bu, onu teslim etmek lazım. AK Parti hükümeti böyle vahim bir çarpık tarih değerlendirmesi yapıyor. Bir liberal bir bakış ve Avrupa merkezli bir bakış. Yani şunu düşünelim, Rusya bile, tabii, ilk meclisini 1905'te kurdu. Evet. Ki Rusya hani en diyelim belli başlı bazı kapitalist merkezleri 19. yüzyılda ortaya çıkan, hani onların hemen sonrasında sayacağımız bir ülkedir. Japonya, evet, keza öyle. Evet. Yani bunlar 20. yüzyılın başında bu pratiklere girdiler. Biz daha onlardan 25-30 yıl önce bu topraklarda bu pratiklerin içerisine girdik. O yüzden bu ifade ki köklü bir tarih bilinci var Türklerin. Tabii. Yani bir imparatorluk geleneği var. Orta Asya'dan buraya taşıdığımız, sonra İslam uygarlığının bize kattıkları, Bizans'tan aldıklarımız falan. Yani dünyada sayılı uluslardan birisi Türk ulusu. Onun ulus bilincine geç ulaştığını falan söylemek hakikaten tarih bilmezlik. Bir diğer tabii ifade edilen nokta bu faşizm, komünizm uygulamalarında vardır. Şunun için temellendiriyorlar. Bak orada yazmışlar. Geç kaldığımız için, yani geç ulus kavramına geç ulaştığımız için hızlandırmak istedik. Çeşitli hani, sembol ve ritüeller yani yetişelim, kullanılmak nasıl istendi. Yetişeceğiz? İşte peki o zaman şeyi nasıl açıklayacaksınız? Yani dünyadaki diğer örnekleri nasıl açıklayacaksınız? Yani hem onlar bizden ileri diyorsunuz ama bizde olmayan, bizim andımızda esamesi olmayan ırkçı ifadelerin sözde bizden önce uluslaşmış, ulus bilincine ulaşmış topluluklarda olduğunu görüyorsunuz. O zaman o çelişkiyi nasıl açıklayacaksınız? Onlar çok daha geç kalmış gibi acele ediyorlar. Halbuki durum tam tersi. 30'lu yıllarda benimsenen politika, yani o işte Türk kavramı, Türk bilincini yerleştirme falan, işte tarih değil sağlanması konusundaki araştırmalar falan. Oraya yönelik de bir eleştiri var burada. Ne deniyor? 2023 yılında 100. yılını dolduracak olan Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumun zaten bir milli kimlik kazanmış olduğunu kabul etmek gerekir. Yani öğrenci andı işlevselliğini yitirmiştir. Hal böyleyken 21. yüzyıl Türkiye'sinde 30'lu yılların ritüellerini benimsemek çağ dışı bir yaklaşım olacaktır. Bu 30'lu yıllarla böyle liberallerin derdini anlamak mümkün değildir cümlesini kuracaktım ama gerçi anlıyoruz. Yani 1930'ların CHP'si değiliz, 1930'ların Türkiye'si değiliz. 1930'ların Türkiye'si dünyada en hızlı ilerlemeyi kaydeden,
Dünyada en hızlı ekonomisi gelişen iki ülkeden birisi Sovyetler Birliği ile birlikte. Ya 30'ların zaten, Türkiye'siyle gurur duymamız gerekiyor. Ya elbette gurur duymamız ama zaten kimsenin şöyle bir iddiası yok ki 30'lardaki bir yaşayalım. Tabii canım. Yani aradan 90 yıl geçmiş. O 90 yılda insanlık ilerlemiş, toplum ilerlemiş, teknoloji ilerlemiş. Sen başka pratikler yaşamışsın Türkiye olarak, dünya olarak falan. Fakat burada reddedilen şey 30'lu yıllar sadece böyle hani bir zaman dilimi olarak falan değil. Yani bir milletleşme süreci, bir toplumun birleşme süreci, Türkiye'nin bir devrim süreci, çağdaşlaşma süreci o reddediliyor burada. Bu aslında şu metin iki AK Parti'nin yani AK Parti'nin diyelim 2014-15 öncesindeki o bugün Ahmet Davutoğlu ve Babacan'ın daha çok savunduğu liberal, batıcı, ondan sonra serbest piyasacı yönünün bir tezahürü olarak. Bir tezahürü, o geçiş aşamasında olan bir şey. Dikkat edersen bugünkü andımız tartışmasında AK Partililer bir şey demiyorlar. Hatta bir sonraki görselimize de geçelim. Dememeyi tercih ediyorlar. Hatta bazı AK Partililerin de andımızı savunan kimi yazarlar, bakıyorum ben, kimi köşe yazarları yine yazıyor. Yani andımıza gerek yok falan filan gibi. O eski liberal İslamcı kanat AK Parti'ye yakın. Onu devam ettiriyorlar devam ama ettiriyor. AK Parti'yi temsil eden kişilerden ya da AK Parti'nin daha resmi yazarı dediğimiz köşe yazarlarından falan bir sessizlik var. Bu metnin arkasında değiller şu anda. Evet. Yine bir AK Parti Belediye Başkanı Turgut Altınok. Evet, Keçiören Belediye Başkanı. Keçiören Belediye Başkanı. O ise andımızı haykıra haykıra söylememiz lazım. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demekten kim gocunur, kim alınır, neden alınır? Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve herkes devletimize vatandaşlık bağıyla bağlıdır. Andımızı gururla okumalıyız, çocuklarımıza okutmalıyız. Şükür ki bir devletimiz ve bir andımız var. Andımız da Türk milletinin adıdır. Küllerinden doğmuş bir devletiz. Bundan gurur duyuyoruz. Bu ülkede yaşayan herkes kardeştir. Herkes Amerikalıyım diyor. Amerika'nın maaşını göğsünü gere gere 202 millet söylüyor. Herkesten kastan Amerika'daki herkes. Bizim andımız hepimizin gururudur, yüz akıdır. Bunu söylemekten şeref ve onur duymalıyız. İnşallah yanlıştan dönülür. Milletimizin adı ve kökü çocuklarımızın o güzel seslerinde nidalanmaya devam eder demiş. AK Parti'de belli ki bir kargaşa var bu konuda. Evet. Hükümet sessiz ama bir belediye başkanı çıkıp bu çıkışı yapabiliyor. Fakat 2018'de vahim bir hata yaptılar. Çok vahim bir hata. Biz o zaman bunu tabii çok net bir biçimde söyledik. Bu Türkiye'ye dinamit koymaktır. O yüzden birazdan göreceğimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin değerlendirmeleri de doğru. Yani Türkiye şu an bir milli bir süreç yaşıyor. İkinci İstiklal Savaşı yaşıyor, bir vatan savunması yapıyor. Amerika ile her cephede göğüs göğüse gelmiş, PKK ile savaşıyor falan. Ve burada Türk kavramı, milli duygular, milliyetçilik öne çıkmaya başlamış. İşte tam bu noktada siz Türk'üm, doğruyum, çalışkanım falan diyen bir metni, varlığım Türk varlığına armağan olsun diyen bir metni ortadan kaldırıyorsunuz, yasaklıyorsunuz falan. Bu şu, yani AK Parti'nin geçtiğimiz 3 yıldaki pratiği birçok AK Partiliği de ters noktaya itmiş durumda. Yani eskiden diyelim andığımıza karşıydı. Şimdi ya neden olmasın noktasına gelmiş durumda ama dediğim gibi hala belli bu yönde yayın yapanlar var. Onu da bilmek lazım hükümetin sessizliğine rağmen. Devam edelim arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de çok sert bir tepki gösterdi Danıştay'a. Öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bomba. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun andımız kararını eleştirerek Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türk'üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır açıklamasını yaptı. Devam edelim arkadaşlar. Karar milletimizde huzursuzluğa yol açtı tespitinde bulunuyor Sayın Bahçeli ve konunun bir başka tuhaf ve tartışmalı yönü ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Şubat ayında bu kararın alındığı ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır diyor. Ve Türkiye'nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bu günlerde medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan öğrenci andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kargaşaya yol açmıştır diyor. Ve ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur diyor Sayın Bahçeli. Şimdi şeyi bilmiyordum ben açıkçası. O da bizim eksiğimiz. Sayın Bahçeli'nin açıklamasına kadar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından imzalanmadığını, evet.
Dolayısıyla henüz yayınlanmadığını ben bilmiyordum. Yani ilk haberi duyduğumda dedim ki herhalde bu yayınlandı, açıklandı falan. Ama öyle değilmiş. Bir sızdırma olayı var burada. Henüz kararın yazıldığı ama imza altına alınmadığı söyleniyor. Bu aslında bilmiyorum yani hukuken onu hukukçulara sormak lazım ama belki bu yanlıştan dönmek için bir fırsatı da barındırıyor olabilir. Olabilir, evet. Burada tabii çok net bir tutum alıyor Sayın Bahçeli ve kaldı ki öğrenci andımızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olmayacaktır diyor Sayın çok Bahçeli. Çok önemli bir şey söylüyor. HDP'li bölücülerin, fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip Milli Dayanışma Şurunu'nun çelikleştiği bu günlerde bu öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Bak bu çok doğru çünkü bakın normalde HDP'nin yanında olanlar, şimdi İYİ Parti HDP ile birlikte, CHP HDP ile birlikte falan sanki böyle ant çok umurlarındaymış gibi, Türklük falan çok umurlarındaymış gibi bir anda bunun üzerinden muhalefete başladı. Yani siz HDP'lilerin fezlekesiyle uğraşacağınıza andımızı geri getirin bakalım. Evet. Böyle bir muhalefet olanağı verildi. Bu gayrimilli muhalefete sanki millilermiş gibi görünme olanağı verildi. O yüzden bu karar hakikaten problemli ve yanlış bir karar. Bunun bilmiyorum hukuken yolu var mı ya da yeni bir yönetmelik mi yazılır baştan falan bilemiyorum. Bu hukukçuların işi belki ama Türkiye'nin bu anda ihtiyacı var. Onu belirtmek lazım. Evet, yine Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in önemli açıklamaları oldu. Türk milleti ve Türk ordusu dışarıdan gelen tehditlere varlığımız Türk varlığına armağan olsun ruhuyla karşı koyacak dedi Sayın Perinçek. Bir izleyelim bu konuşmasını da daha sonrasında devam edelim. Bunlar onu Türkiye'ye dayatıyor. Yani Türkiye buradan Amerika tehdidi, Doğu Akdeniz'den tehditler, bilmem Suriye'nin kuzeyinden tehditler, Amerika kaynaklı, İsrail kaynaklı. Bunları Türkiye o adanmışlık ruhuyla, andımızdaki varlığım Türk varlığına feda olsun ruhuyla karşı koyacak. Orduda da o ruha ihtiyaç var, millette de o ruha ihtiyaç var. O bakımdan andımız kalmalı. Çok önemli. Evet. Ve bakın şunu söyleyeyim. Biz hükümet olacağız ve andımızı da çatır çatır okutacağız. Yani bu ne kadar sürer? Kalktığı daha şu anda belli değil. Ama kaldırılırsa ne kadar? Yani kalkmıştı ama hukuken de yapılan itirazlara ne gibi kararlar verilecek? Şu anda kuşkulu bir durum var. Ama şunu söyleyeyim. Diyelim ki Danıştay olumsuz karar verdi, imzaladı vesaire. Göreceksiniz birkaç yıl içinde o andımız yine gümbür gümbür gelecek ve gençlerimiz, çocuklarımız o andımızı okuyalganmak. Evet, Sayın Perinçek çok net bir şekilde bu kararın yanlışlığına işaret ediyor ve bu kesinlikle gerçekleşmeyecektir diyor. Yani andımız okunması için. Gerçekleşse bile birkaç yıl içinde biz durum bunu geri getireceğiz diyor. Evet, yani Türkiye'nin bu ant Türk gençliğine çocukluğundan itibaren önemli bir bilinç veren bir şey. Zaten eğitimin bir parçası olması da bence önemli. Yani niye okullarda veriliyor bu? Çünkü bu değerlerle çocuklarımızı eğitmek çok önemli. Yani küçükleri sevmek, büyükleri saymak, yurdunu her şeyden çok sevmek falan ve varlığını armağan etmek. O açıdan buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, ilkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir. Varlığım. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Yani bu sözlerde rahatsızlık verici olan ne var yani? Hiçbir şey yok. Hepimiz bu andı okuduk. Bu andı okumaktan dolayı da onur duyduk, mutluluk duyduk. Ve sonrasındaki hayatımız açısından tam tersine bir motivasyon unsuru oldu. Hani söylenenlerin tersine. İşte tektipleştiriliyor, şu bu falan gibi ifadeler kullanılıyor. İstersen onlara da ya bir geçelim. Tektipleştiriyor ne demek ya? Vatansever oluyor abi çocuklarımız. Kaldı ki hepsi olmuyor. Yine sizin gibi birkaç hainde çıkıyor yani. O anda okumasına rağmen ondan sonra ondan vazgeçenler falan oluyor yani. Ama ne rahatsız edici ne var burada? Türk demek rahatsız edici. Buradaki tek bir kavram var rahatsız edici. O da Türk kavramı. Türk kavramıyla da görüyorsun yani her alanda bir rahatsızlık var. İşte anayasa tartışılıyor, Türk'ü çıkartalım. Efendim, Türk sineması demeyelim, Türkiye sineması diyelim. Türk şiiri demeyelim, Türkiye şiiri diyelim. Türk edebiyatı demeyelim, Türkçe edebiyat diyelim falan. Yani her alanda Türk'ten rahatsızlık var.
andığımız olayı da bir Türk'ten rahatsızlık. Yoksa varlığımız Türk varlığına armağan olsun. İtiraz noktası o, oradaki Türk. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Başka hangi açıklamalar geldi muhalefetten özellikle? Şimdi bir videomuz daha var, onu da izleyelim. Hı hı. Tabii videonun tarihini tam kesin tespit edemedik. Yani 2018 yılında da olabilir, yakın zamanda da olabilir. Ama yüksek ihtimal 2018 yılında. Ama yine de izleyelim hangi ifadelerle karşılanmış andımızla ilgili tartışma. Andımız meselesi var. Andımız meselesi ortadan kalkmıştı ama Danıştay'ın bir kararı var. İYİ Parti tam arkasında duruyor. MHP keza öyle. AK Parti ise hani kaldırılmasının doğru olduğunu savunuyor. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz andımız meselesine? Evet. Bakınız, insan ve diğer canlıların önemli bir farkı vardır. Yani şartlandırma ve bu tip tekrarlarla talim ettirme insan eğitimine yönelik bir uygulama değildir. Yani hayvanlara yönelik bir uygulamadır. Evet, Cihangir İslam sanırım 2018 yılında yaptığı 2018. Bu açıklamayı. Evet. Tabii kendisi şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Evet, geçen hafta rozet takıldı. Muhtemelen fikirlerine devam ediyor. Evet. Ya burada tabii yani her türlü diyelim eğitim, öğretimdeki her türlü tekrarı bu sınıfa sokacaksa mesela kendisinin aldığı eğitimler açısından bakılırsa da ya da kendi bütün savunduğu dünya görüşü açısından mesela bakarsanız mesela çarpım tablosu da o zaman herhalde hayvanlara uygulanabilecek bir şey. Tabii, yani saçma sapan şeyler bunlar ama bu şundan önemli. AK Parti bu konuda ısrar ederse kimlerle birlikte olduğunu görmesi lazım. Yani işte Cihangir İslam işte Saadet çevresindeydi. Saadet Partisi'ni yeterince liberal bulmadığı için istifa etti ve şeye katıldı şimdi. CHP'ye katıldı. Her konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin falan karşısında konumlanan. Batıcı İslamcı, tipik. Yani hani Babacan Davutoğlu kafasına daha yakın bir insan. İşte AK Parti'nin o eski dönemlerinin kalıntısı. Öyle insanlar bunlar. O yüzden bu andımız kararının fikri olarak kimlerle yakın olduğunu görmesi lazım AK Parti'nin. Evet, Cihangir İslam'ın açıklamasını tabii yani neresinden tutsanız elinizde kalır. Yani bunun bir burada bir hakaret de var aslında. Yani bu andımız kararını 1933 yılında alanlar bir hayvanları eğitir gibi mi Türk milletini eğitme anlayışıyla hareket ettiler? Reşit Galip'ler o andımızı bu anlayışla mı yazdılar? Ya olur mu hayvan? 33'te o anda okuyan Aziz Sancarlar gittiler, şimdi Nobel aldılar ya. Tabii. Yani saçma sapan şeyler bunlar. Evet, devam edelim. Başka açıklamalar da var yine andımızla ilgili. Yeni güncel açıklamalar da var. Onlarla devam edelim. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Andımız tartışmaları üzerinden oluşan gündem ciddi manada endişelendiriyor. Meselemiz dürüstlüğü, doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Yoksa her sabah aynı anda tekrar ederek bir ülke ayağa kalkamaz. Kalkamadı da. Oluşan suni gündemlerle bu milletin derdini örtbas etmek hiç kimseye fayda sağlamaz. Bu da tipik bir çarpıtma. Zaten kimse aynı anda tekrar ederek ülkenin ayağa kalkacağını savunmuyor. Yani ant okuyalım her şey düzelsin. Bu şeye benzer. Dua edelim her şey düzelsin. Bahsedilen şey bu değil ki ya. Yani çocuklara bir milli şuur vermek, moral vermek, motivasyon evet. vermek, kendine özgüvenini arttırmak, tabii. milletine güvenini arttırmak. Büyüğüne, küçüğüne saygısını, sevgisini yükseltmek falan filan. Yani bunların önemli olduğunu ona fark ettirmek. Ya biz bunu her sabah okuyorsak bir önemi vardır bunun dedirtmek falan. Bunların hiçbiri yok. Çalışkanım. Yani neyin motivasyonunu verir çocuğa? Ha. Dürüst olmanın motivasyonunu verir. Çalışkan olmanın tabii. motivasyonunu verir. Türk olmaktan gurur duymanın motivasyonunu verir. Kendi milletini sevmenin motivasyonunu verir. Yani bu motivasyon, Atatürk'ün yolunda yürüme motivasyonu, bunlar hangi insanı yanlış bir noktaya sürükler? Tabii. Suça mı sürükler? Tabii. Irkçılığa mı sürükler? Yani hiçbirinin örneği yok bir kere. Yani
bir andımız okunması sebebiyle şöyle bir kötü sonuçla karşılaştık diye söylenebilecek bir somut örnek. Ya Çağdaş'ım, sen çok iyi niyetlisin ya. Burada mesele doğruluk bilmem ne falan. Burada tek bir mesele var. Türklük. Onun için meselesi. Türk geçmesi, işte bir de Atatürk geçmesi. Mesele bu. Başka hiçbir mesele yok bu metinde. Devam edelim. Başka... O da Türk Atatürk diyemediği için. Hani ona da itiraz edemiyor. Çünkü CHP ile ortak. Onu yapamıyor. Evet. Ne yapıyor? Efendim ya işte okusak okuyunca olmuyor falan gibi top çeviriyor. Asıl niyet o değil yani Temel Karamollaoğlu. Devam edelim. Ama yine, yeterince dürüst davranamıyor. Yine tabii. Açıklamalar sürüyor. Davutoğlu'ndan andımızla ilgili bir paylaşım geldi. Tek parti döneminin tek tipleştirici sloganlarına ihtiyaç yok. Evet, bu da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostu. Cumhuriyet Halk Partisi tek parti dönemi diye adlandırılan özellikle evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün de hedef alındığını çok net bir şekilde görüyoruz. Devam edelim. Çok da uzatmaya gerek yok. Zaten benzer açıklamalar geliyor. Yine Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama. Çocukları küçük yaşlarda dar kalıplara sokamazsınız. Ant şimdi, uygulaması evet. Özgüven ve çoğulcu demokrasi ikliminde kaldırıldı. Bakınız işaret ettiği şey de o. Yani diyor. Yani Ali Babacan AK Partisi'ne. Tabii. Ali Babacan AK Partisi derken şunu kastediyoruz. 2013 öncesi AK Parti'yi, yani kendi ayrıldığı AK Parti'yi savunuyor. AK Parti'nin bunu anlaması lazım. Bunu anlaması lazım. Yani ne demek istiyor bu? Önemli olan çocuklarımızın demokrasi bilincini yükseltmek ve onları dünya ile rekabet edebilir bilgi ve becerilerle donatmak. Bu da saçma sapan bomboş bir laf. Bomboş bir laf olmanın ötesinde. Ya hem diyor ki dar kalıplara sokamazsınız diyor. Bu da bir kalıp. Yani sadece batıcı kalıplar olunca mı, liberal kalıplar olunca mı bir şey mübah oluyor? Madem hani kendi söylemi üzerinden cevap vermek gerekir. Madem hiçbir şey söylemeyelim çocuklarımıza yani. Meselenin Türk ve Atatürk olduğunu gizlemek için demokrasi, kalıp vesaire gibi içi boş kavramlar kullanıyor. Devam edelim. Açıklamanın devamı vardı. Evet, yine ant kararı zaten bir yargı kararı olmamalı diyor. Cumhur İttifakı'nda yer alma ihtimalimizi tartışanlar DEVA'yı henüz tanımamış diye aynı zamanda başka bir cevap veriyor. Evet. Ve yine hükümete dönük itirazlarını ifade ediyor Ali Babacan'da. Şimdi değerli Ulusal Kanal izleyicileri, açıklamaları duydunuz. Hep benzer kalıplarla ifade ediliyor. Şu tek tipleştirme meselesine de ben gerçekten çok garip buluyorum. Niye garip buluyorum? Çünkü neoliberalizmin hakim olduğu bir dünyada, ya bırakın bir ülkeyi tek tipleştirmeyi, bütün dünyayı tek tipleştiren muazzam bir liberal saldırı var. Müthiş bir kültür emperyalizmiyle herkes aynı şeyleri giysin, aynı şeyleri yesin, aynı kokuları sürünsün. İşte aynı şeyleri izlesin, aynı müzikleri dinlesin ve tamamıyla beş duyuya bile hükmeden bir emperyalizm, kültür emperyalizmi gerçeği var. Bunun tek tipleştiriciliğinden rahatsızlık duymayanlar bir ülkenin emperyalizme karşı başı dik durmak için, onurlu ve gururlu bir nesil yetiştirmek için çabalarını bir tek tipleştirme olarak tanımlıyor. Yani milli diyorlar olan ki, her şeye karşılar ya, milli olan her şeye karşılar. Aslında şunu, evet. Şunun yanındalar. Ya bırakınız emperyalizmin tek tipleştiren aygıtları haline gelsin. Tabii. Bütün dünya uluslarının çocukları. Doğru. Ha, uluslar kendi kültürlerini, kendi renklerini, hani çoğulculuk falan diyorlar ya. Hani şunu istemiyorlar. Koreliler kendilerini kendi kültürleriyle yetiştirsin. İranlılar kendi kültürüyle yaşasın. Hintliler kendi kültürleriyle yaşasın. Türkler kendi kültürleriyle yaşasın. Ve diğer kültürlerle de etkileşim halinde elbette olarak bunu yaşasın. Bu renk, bu anlamıyla bir renklilik hoşlarına gitmiyor. Tabii. Onlar istiyorlar ki herkes bilmem ne markasını giysin. Hint çocuğu da giysin, Çinli de giysin, Türk de giysin, Alman da giysin. Farklı şeyler. Tabii. Yani orada asıl tek tip, tek tipleştirme. Tabii canım. Tek tip, tek tipi işte emperyalizmin tek tipi var. Yani müziğiyle, sinemasıyla, her şeyiyle bir insan tipi yaratıyor. O insan üstelik bir de özgür diye pazarlanıyor. Evet. Halbuki senin de bahsettiğin gibi az önce söylediklerine katılıyorum. Hani bu ülkeye ait olan, milli olan, hatta aslında bütün Doğu toplumlarına ait olan değerler, kavramlar, adanmışlıklar, evet, o milletine hizmet etme ruhu falan, bunlar hep çağ dışı şeyler. Onların gözünden öyle. Tabii. Şimdi bakalım andımızla ilgili dünyadaki durum ne? Yani sadece Türkiye'de ya da faşist ve komünist ülkelerde mi uygulanıyor andımız uygulanması? Hayır elbette. Dünyadaki pek çok ülkede öğrenci andı var. Amerika Birleşik Devletleri'nden Meksika'ya, Filipinler'den Hindistan'a, Singapur'dan Vietnam'a kadar çok sayıda ülke bu öğrenci andını uyguluyor. Peki öğrenci andının bulunmadığı ülkeler hangileri? Avrupa ülkeleri, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, onlar da zaten yine Batı'nın eski sömürgeleri, daha sonrasında
Onlar İngiliz, İngiltere dominyonları. Büyük Britanya'nın parçaları ve Türkiye bu sıralamanın içerisine giriyor. Tabi burada şunu görmek lazım. Avrupa ülkeleri dediğinizde Avrupa'da bir Avrupa Birliği süreci var uzun yıllardan beri devam eden. Hatta Türkiye'yi de oraya oranın kapısına bağladılar. Elbette bir bu anlamıyla neredeyse devletleşmeye doğru gitme ufku olan bir birliğin içerisinde tek tek ülkelerin öğrenci anı uygulamamasının bir mantığı var Avrupa açısından. Bir de Avrupa faşizmin ve ırkçılığın tavan yaptığı ve bu noktada iki dünya savaşında 10 milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir ve çeşitli katliamlar, soykırımlarla sonuçlanan bir vahşet coğrafyasıydı. Yani bakalım 1910'dan 1945'e kadarki 35 yıl içerisinde dünyanın o tarih aralığı dışındaki insan öldürme sayısından belki daha fazla insan o aralıkta öldürüldü. Tabii ki bu coğrafyada bu anlamda hani bu kadar ırkçılığa kayan bir coğrafyada bunu tercih etmemelerinin belirli bir mantığı olabilir. Ama Türk için böyle bir şey yok ki. Türk her zaman vatanını savunmak için savaşmış. Milletini savunmak için. Kendisine dönük üstünlük çabasındaki emperyalist kültüre karşı kendini savunmuş. Bu işte Hindistan için de geçerli, Vietnam için de geçerli, Meksika için de geçerli. Aslında bir nevi bakarsak Amerika Birleşik Devletleri açısından da geçerli. İngiliz emperyalizmine karşı 18. yüzyılda emperyalizm diyemeyebiliriz. Yani işte onların sömürgeleştirme faaliyetine karşı bir direncin içinde oluşmuş. Devam edelim. Hangi ifadeleri kullanıyorlar? Mesela Amerika Birleşik Devletleri ki çağ dışı faşist ya da komünist olarak herhalde tanımlayamayacaktır o ifadeyi kullananlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağına ve onun temsil ettiği cumhuriyete bağlılık yemin ediyorum. Yani varlığım Türk varlığına armağan olsun, Atatürk'ün ilkeleri yolunda yürüyeceğim demekle Amerika açısından, yani onların sistemi açısından biçimsel bir farklılık da yok. Hatta hani şöyle bir ifade var. Tanrı'nın gözetiminde tek ve bölünmez bir millet herkese özgürlük ve adalet. Yani. Anaokulundan 12. sınıfa kadar her sabah derse başlamadan önce bu bağlılık yeminini ediyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklar. Evet. Devam edelim. Başka hangi ülkelerde bununla ilgili örnekler var? Yine Singapur'daki, Singapur'da bir eski İngiliz sömürgesidir Asya'daki. Burada da biz Singapur vatandaşları ırkımız, dilimiz ne olursa olsun bir olmuş insanlar olarak, adalete ve eşitliğe dayanan demokratik bir toplum yaratmak için ve aynı zamanda ulusumuzun mutluluğu, refahı ve ilerlemesi için ant içeriz. Çocuklarına bu anda okutuyor Singapur. Devam edelim. Yine Meksika'da Meksika bayrağı kahramanlarımızın mirası, atalarımızın ve kardeşliğimizin birliğinin simgesi. Hayatlarımızı adadığımız ana vatanımızı insancıl ve cömert bir bağımsız ülke yapan özgürlük ve adalet değerlerine sadık kalmak için ant içiyoruz. Evet, bunlar her pazartesi okuyormuş galiba. Evet, her pazartesi okuyorlar. Tabii daha örnekler de var ama uzatmayalım fazla. Evet. Çok sayıda ülkede bu andımızın okunduğunu da görüyoruz. Yani çağ dışı diye ifade ediyorlar ama şimdi bakalım Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye yok gerçi şu an içerisinde ama işte Meksika, bu ülkelerin toplam nüfusu dünya nüfusunun çok ciddi bir bölümü. Ki buna mesela araştırsak bence Çin'de de bir tip Çin'de şeyler de olabilir yani kendi ülkeleriyle, vatanlarıyla ilgili falan. Hindistan'da da var. Burada mesele sanki sadece yani dilekçede ifade edilen Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Cihangir İslam gibi liberallerin ifade ettiği gibi bir durumun, bir vaziyetin olmadığını görüyoruz. Tabii. Açık bir şekilde. Tabii. Buradan mesela Milli Eğitim Bakanlığı bu başvurusunu çekebilir. Efendim hükümet bu konuda adım atabilir. Danıştay eğer bu karar alınmadıysa, bunu bilmiyoruz. Tabii karar alındıysa karardan vazgeçmek hukuken mümkün değil. Öyle bir dayatma da olmaz, yanlış olur. Ama bu karar alındıysa başka bir biçimde, yeni bir yolla diyelim Milli Eğitim Bakanlığı içinde şey olabilir, kanun mu, yönetmelik değişimi, mahkemesi neyse üzerinden de süreç döndürülebiliyor. Anayasa Mahkemesi karar verebilir. Tabii hukukçular bu konuda da bundan mağdur olan bir kişi olması lazım. Oraya bireysel başvuru söz konusu çünkü. Evet. Bilmiyorum ama bir yolunu bulur Türk Devleti ve bunu tekrar geri getirebilir. Burada da bence hükümetin sorumluluğu var. Tabii. Yoksa işte kimlerin bu karardan mutlu olduğu ortada.
Evet, süremiz de azalıyor. Benim mum da senin muma göre daha hızlı. Sen daha çok yalan söylüyorsun galiba. Daha fazla yalanla ilgili tweetleri falan ben okuyorum. Evet, herhalde olabilir, o yüzden daha hızlı erimeye başladı. O yatsıya kalmadan söndüreceğiz yalanları. Devam edelim. Şimdi ikinci başlığımıza geçiyoruz. Nükleer enerji. Mersin'de Akkuyu'da bir nükleer enerji santrali kuruyor Türkiye. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin beraber nükleer güç santralinin 3. bölümünü açtılar. 4 tane var. 4 etaptan oluşuyor. 3.'sünün temeli atıldı. Birincisi 2023'te bitecek. Yani daha doğrusu kullanıma açılacak. Reaktör kullanılabilecek. Yani enerji üretmeye başlayacak. İkincisinin temeli atılmıştı. Yine aynı iki isim atmıştı. Üçüncü bu yıl atıldı. Dördüncünde seneye olması bekleniyor. Bu Türk-Rus ilişkileri açısından da önemli bir konu. Ama bununla ilgili tabii bir tezvirat da var. Hemen onları geçelim. İşleyeceğiz. Onlara bakalım. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Onu bir izleyelim. Ondan sonrasında devam edeceğiz. Dünya nükleerden vazgeçerken Türkiye sırf inadına ihtiyacı olmadığı halde nükleer santralde ısrar etmektedir. Dünya nükleerden vazgeçerken Türkiye sırf inadına ihtiyacı olmadığı halde... Evet, bütün dünya nükleerden vazgeçerken Türkiye ihtiyacı olmadığı halde ısrarla bu inadına yapıyor. İnadına yapıyor nükleer santral. Ahmet Akın. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın. Peki bu videoyu yayınladı. Evet. İhtiyaç yok. İnadına yapıyoruz. Bir de en önemlisi bence, bugün biraz onun üstünde duracağız. Dünya vazgeçiyor. Tabii. Devam edelim. Süremizi de verimli kullanalım. Öncelikle bu tezviratı kimler yayıyor, ne şekilde yayıyor? Erdoğan Toprak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok bilinen... O da genel başkan yardımcısıydı. Genel başkan şu an değil ama liberal bir isim. Görevini yapmıştı daha önceden de. İktidar 16 bin kişinin öldüğü deprem, tsunami ve Fukushima nükleer santral felaketinin 10. yılında Japonya ve dünya ülkeleri nükleerden hızla uzaklaşırken, buna dikkat çekiyoruz, Japonya ve dünya ülkeleri nükleerden hızla uzaklaşırken, Akkuyu nükleer santralinde 3. ünitenin temelini attı. Aklı ve gerçeği yok saymak, felaketi çağırmaktır. Biraz hızlı geçeceğim tezbiratları çünkü hepsinin cevabı var. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Aytu Atıcı yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Genel başkan adayı oldu biliyorsunuz. Evet, en son genel başkan adaylığını da yapmıştı. Daha doğrusu olamadı. Yani 11 Mart 2011'de Japonya Fukushima'da yaşanan nükleer felaketten ders almayanlar dün Mersin Akkuyu'da nükleer santral temeli attı. Bir gereksiz, iki pahalı, üç tehlikeli daha nasıl anlatalım diyor. Devam edelim. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından bu 2018 Gülizar, bir haber. Biçer Karaca 2018 seçim yılında. Seçim öncesi. Evet. 2018 seçim öncesi. Seçim öncesi bir taahhüt olarak şunu ifade ediyor. Akkuyu ve Sinop nükleer enerji santrallerini iptal edeceğiz. Evet, yani iktidar olursak nükleer yapmayacağız. Var olanı da iptal edeceğiz diyor. Devam edelim. Evet, yine HDP bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. Fukushima'nın yıl dönümünde nükleer santrallere karşı Akkuyu'daydık diyor. HDP'de burada aynı çizgiyi sürdürüyor. Yani PKK diyelim ona. Evet. Devam edelim. Ve yine FETÖ'nün bir sosyal medya uzantısı TR Haber Twitter'dan nükleer karşıtı eyleme jandarma engeli Mersin nükleer karşıtı platform bileşenlerinin Fukushima'da meydana gelen nükleer felaketin 10. yıl dönümünde Akkuyu nükleer santralinin önünde yapmak istediği anma etkinliği jandarma engeline takıldı diye yine bu nükleer karşıtlığına yani, desteğini ifade etmiş oluyor. FETÖ'cüler de PKK gibi yine CHP gibi bu santrale karşı. Peki gerçekler ne? Bunlara gireceğiz. Ha, bir paylaşımımız daha var. Mustafa Sönmez, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Eski Cumhuriyet yazarı. Eski Cumhuriyet yazarı. Şimdi arada Sözcü'de de yazıyor. Farklı yerlerde yazıyor. Ruslarla yapılan bir yanlış anlaşmada Akkuyu nükleer santral. TR'nin kurulu gücünün yarısı atıl iken bu gereksiz risk alındı. Almanitor'a yazdım. Boşuna nükleer santral, hesapsız yatırımlar diye benzer ifadeleri kullanmış. Devam. Evet, yine Evrensel Gazetesi, Türkiye'nin Akkuyu nükleer santralinde üretilecek elektriğe ihtiyacı yok. Evet, yani peki bunu kim tespit etmiş? Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı. Evet.
yani bir bilim insanı değil, bir avukatın ifadesi. İsmail Hakkı Atal nükleer santral projesinden vazgeçilmesini istedi diyor. Devam edelim. Yani yine karşı çıkanlar aslında aşağı yukarı aynı çevre. Bu arada bu santral tartışması 2018'den itibaren, aslında 2010'dan beri bu proje var. 2018'de başlandı. 2018'den bu yana da sürekli nükleerle ilgili, bu santral inşaatıyla ilgili haberler çıkıyor. Mesela bu çatladı iddiası. Akkuyu'da çatlak iddiası. Sözcü'nün bir haberi. Daha doğrusu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. Daha önce de gündeme gelen, bu arada hakikaten bundan bir yıl önce de çatladı diye başka bir haber var. Akkuyu Nükleer Termik Santrali'nde temelinde çatlak var şeklindeki iddianın videosunu paylaştı. İddia şu, nükleer santralin oturacağı temel zemin çatladı. Devam edelim. Akkuyu Nükleer şirketi bir açıklama yaptı ve bunu reddetti. Çatlayan şey buraya yapılan ne? Yolun? Bağlantı yolunda bir. Bu görüntüler diyor, bir paylaşılan alanında. Görüntüler Akkuyu Nükleer Güç Santrali tesisi kapsamındaki bina ve yapılara ait değil. Yani çatlak görüntüsü paylaşıyorlar, o çatlaklar Akkuyu'daki bina ve yapılara ait değil. Bu görüntüler inşaat sahasında bulunan yolun ve özel bir alanın bir kısmına ait olduğu, herhangi bir binanın temeli değil. Yani yol orası bir beton yüzey ve üstünden iş makinelerinin gidip geldiği bir beton yüzey. O yüzden yolda çatlaklar oluşmuş. Yani nükleer santralle ilgili bir şey değil ama bunlar bunu... nükleer santral çatladı evet, diye veriyorlar. Küçük yalanları çürütüyoruz. Tabii. Küçük, gerçi bir yanıyla büyük ama hani ama esas bunu... söylenen genel yalanların tabii dışındaki tabii hemen çürütülebilecek tabii yalanlar. Devam edelim. Yine benzer yalanların sürdüğünü görüyoruz. Akkuyu nükleer santralindeki patlama anı kameralara böyle yansıdı. Cumhuriyet. Evet. Deminki çatlamaydı. Tabii. Bu da patlama. Bu da bakın başlık çok önemli. Akkuyu nükleer santralindeki patlama. Yani sanki ortada bir santral var hani bitmiş. İçinde hani nükleer enerji, elektrik enerjisine dönüşülmeye başlamış falan filan da nükleer santralde patlama olmuş. Yani tıpkı ne bileyim Çernobil gibi, tabii, Fukushima falan gibi yer. Öyle bir psikolojiye sokuyor insanı. Başlık o çünkü, nükleer santralde patlama. Devam edelim. Halbuki ortada nükleer santral yok henüz. Hı. Yine açıklama yapıyorlar. Bu bağlantı yolunun yapımı sırasında meydana gelen kontrollü patlama. Burada o ayrıntı yok. Hani yol açılırken bazen maden aramalarında falan da dinamitle patlamalar yapılır biliyorsunuz etrafta. Burada da bir bağlantı yolunun yapımı sırasında kontrollü, yani bilerek yapılan patlamaların sonucu olan bu. Bu arada o patlamada etrafta bazı vatandaşların evleri hasar görmüş ama konu bu değil. Konu nükleer santralde bir patlama olmamış olması. Yani İngiliz ya da Amerikalı bir gazeteci İngilizce olarak yazsa, hani explosion nuclear power plant in Turkey dese, yani Türkiye'de nükleer santralde patlama dese, bu haberler çıkacak. Tabii. Ve olmayan nükleer santralin, henüz tamamlanmamış nükleer santralin patladığı gibi bir algı oluşacak. Burada bir amaç var. Şimdi nükleer deyince toplumumuzda yerleştirilmiş bir korku var. O korku da hep patlama üzerine bir korku, çatlama üzerine, çatlar da sızar, patlarsa ne olur falan gibi bir korku, yersiz bir korku bu. Onlara geleceğiz ama ona oynanıyor bu. Tabii. Ve biz yapamayız. Hani bir biz yapamayız meselesi de var burada. Devam edelim. Şimdi çeşitli iddiaları ifade ettikten sonra şimdi gerçeklere bir dönelim. Neler oldu, neler oluyor? Bu Anadolu Ajansı'nın şeyi, bu açılış var. Aşağı inelim. Üçüncü güç ünitesi işte atıldı. İşte 2018'de birincisi, 2020'de ikincisi, 2021'de üçüncü atıldı. Dördüncü atılacak önümüzdeki yıl. Toplam 4 reaktör var. İşte 3'ü açıldı, 3'ünün yapımı devam ediyor. 1200, toplam 4800 megawatt. Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacağı. Bu da yaklaşık olarak Ankara ve İzmir'in elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Devam edelim. 2023 ve 26'ya kadar hepsinin açılması planlanıyor. Evet, bir dünyada tablo ne, ona bakalım. Hani iddialar şu ya, ben hemen iddiaları 4 başlıkta tabii sıralayayım. 1. Dünya vazgeçti. 2. Türkiye'nin ihtiyacı yok. 3. Pahalı. 4. Riskli ve tehlikeli. Evet. Şimdi bu 4 başlığı da inceleyeceğiz. Şimdi tabii burada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın verilerini alacağız. Bunlar tabii kitapçık olarak yayınlanıyor, sitelerinde de var. Bir kaynağımız bu. Arkadaşlar. Bir kaynağımız bu.
Diğeri yine aynı kurumun bir başka yayını. Bir başka yayını. Devam edelim. Tablo ne? Dünyadaki tabloyu şimdi ifade edelim. Bakalım dünya vazgeçmiş mi? Evet, dünyadaki nükleer santral, nükleer güç santrali sahibi ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri 96 ile birinci, Fransa, Çin, Rusya, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Kanada, İngiltere, Ukrayna diye devam ediyor. Şurada sadece ilk 10 sıraya baktığımızda neredeyse dünyadaki şu anki üretimin ve gelişmişlik seviyesinin en üstündeki ülkeler olduğunu görüyoruz. Yani Çin'den Hindistan'a, mesela, Amerika'dan Fransa'ya, Rusya'ya, Kore'ye. Güney Kore'de 24 adet var bunlardan. 24. Biz Türkiye'de bir tane olmasını tartışıyoruz. Yani mesela Güney Koreli tartışıyor mu acaba bu çatladı, patladı falan filan diye. İngiltere'de 15, Kanada'da 21. Evet. Devam edelim. Evet, bu da yukarıdan aşağı yazılmış. Toplam sayı 443. Şu anda 443 faal reaktör var dünyada toplam. Yani dünyada 443 adet olan ve bir biçimde işletilen, ki bunların 50-60 yıl işletilebildiğini biliyoruz, yıllardır işletiliyor. Ve gerekli bilimsel yöntemlerle uygulanan, ondan sonra tedbirleri alındığı zaman da en çevreci olan bir şeye, enerji biçimine karşı çıkıyoruz. Peki bu ülkeler bunu niye yapıyorlar? Ki bu ülkelerin hepsi işte demokratik ülkeler denilen bir kısmı en azından, hatta önemli bir kısmı ülkeler. Bakın İran'da sadece bir tane var. Onun evet. Üzerinden nasıl İran'a karşı bir saldırganlığın tabii. Olduğunu da not edelim. Yani isteniyor ki biz yapalım ama sakın siz bu nükleer işine girmeyin. Şimdi mesela küçücük Macaristan'da 4 evet. tane var. 4 tane var. İşte niye girmeyin kısmını da işleyeceğiz birazdan. Devam edelim arkadaşlar. Yine verileri aktarmaya, bilgileri aktarmaya. Tabii ki sadece bu eskiden kalmış reaktörler tablosu değil. Şu an bunların şu an yapım aşamasında 50 tane var. Evet. Mesela, 50 tane daha devam eden inşaat var. Evet, biri ikisi Türkiye görüyorsunuz. Aslında o şimdi 3 oldu. 3 ünitemiz olmuş oldu. Hı hı. Ama örneğin Çin'de 12, Hindistan'da 6, Güney Kore'de 4, Rusya'da 3 falan diye devam ediyor. Peki şuna ne diyeceğiz? Hani Fukushima'dan sonra vazgeçen dedikleri Japonya 2 yeni evet. reaktör daha yapıyor. Japonya olayı enteresan. Japonya Fukushima olayından sonra bazı santrallerini kapatıyor güvenlik gerekçesiyle. Fakat bakıyor olmuyor. Çünkü enerji talebini karşılamıyor. Enerji ithal eder hale geliyor. Ya da sağlıksız bir takım enerji yöntemleri, kömür falan gibi kullanmak zorunda kalıyor. Tekrar yeni nükleer santraller yapmaya girişiyor. İşte ikisi yapım aşamasında. Bir tablo daha var, onu koymadık. Bir de planlananlar diye ayrı bir bölüm var. Orada da yine Japonya'nın planladığı şeyler var. Reaktörler var. Devam edelim. Yani vazgeçilmek bir yana 50'sinin inşaatı sürüyor. Daha bir sürü de planlanan var. Bakın Çin 48 olan reaktörünü 11'e. Yok yeni. 11, 48 var şu an. İşte 48'e 11 daha ekliyor. Evet. Hindistan 22'ye 7 ekliyor. Japonya 33 olan reaktör sayısına ikisini ekliyor. Daha planladıkları da var. Yine Güney Kore 24 olan reaktör sayısına 4'ü ekliyor. Rusya 38 olana 4 reaktör başka daha ekliyor. Slovakya küçük bir ülke, gelişmiş bir Avrupa ülkesi. 4 varmış, yetmemiş herhalde 2 daha yapıyor. 2 daha ekliyor. Ondan sonra var yani işte diğerleri, Finlandiya ekliyor. Fransa 58 tane var, yetmiyor adamlara. Ekliyor. Bir tane daha yapıyorlar falan. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Bu da devamı işte evet. İngiltere, Amerika, Ukrayna ikişer Amerika tane iki daha yapıyorlar. Ekliyor. Yani inşaatların devam ettiğini görüyoruz nükleer santrallerin. Devam edelim arkadaşlar. Yine bu veriler. Şimdi burada 3 tane sütun var. Birisi yıllar içerisinde yani 1954'ten günümüze kadar yıl yıl yapılan şeyler, inşaatların başlama tarihleri. Sol başta tarihleri. Yıllar yazıyor. Ondan sonra tabloda. Şebekeye katılmaları ikinci bölüm. Üçüncü bölümde şu anki durum. Bakın mesela 2000 yılında 435 reaktör varmış. 2000 yılında 435 reaktör var dünyada. 2019'da 443. Yani mesela 2000 yılına göre değerlendirdiğinizde 2019'u artış var. Azalış yok, artış var. Fukushima'nın olduğu döneme bakarsak yani 2011 yılına 435, evet, bugün 443. Yani Fukushima olayından sonra Almanya ve Japonya'da bazı santraller kapanmasına rağmen toplamda dünyada santral sayısının arttığını görüyoruz. Yani
Şey ne diyordu CHP'li genel başkan yardımcısı? Dünya kapatırken diyor, dünya vazgeçmişken diyor, biz yapıyoruz diyor. Hayır, dünya vazgeçmemiş. Bu büyük bir yalan. Devam edelim. Evet. Bu kim ne kadar üretiyor? Miktarı Amerika Birleşik Devletleri burada başı çekiyor. Evet. 809 gigawattlık bir üretim yapıyor. Hemen arkasından Fransa, sonra Çin, Rusya ve Güney Kore'nin geldiğini görüyoruz. Bunlar dünyanın gelişmiş sanayi ülkeleri. Evet. Yani zaten şu ilk 5 ülke gerçekten sanayileri geliştiği için de hani milli gelirleri yüksek, insanların diyelim refah seviyeleri yüksek. Devam edelim. Son 10 dakikamız, biraz daha hızlı geçelim. Bu enerji, toplam elektrik üretimindeki nükleerin payı. Mesela Fransa'daki her 100 birim elektriğin 71'i nükleerden üretiliyor. Ukrayna, Slovakya, Macaristan Belçika'dan diye devam ediyor. Hep Avrupa ülkeleri dikkat bakın, ederseniz. Bakın İsveç'te %34. Evet. Finlandiya'da %35. Şu an Türkiye'de %0 tabii. Tabii. Yani amaç bu dördünü de sokup 2026'da %10 yapabilmek. Yani biz daha yapacağız. İşte %10'a geleceğiz. Almanya seviyesinden aşağıdayız. Evet. Ama yaptıktan sonra bunlar yıllardır %30'larda, %40'larda devam ediyor bu ülkeler. Tabii 2019-31 Aralık verileri. Tabii yıllık bu veriler hazırlandığı için. Son açıklanan bu olduğu için bunu aldık. Devam edelim arkadaşlar. Ülkelere göre kişi başına düşen enerji santrali gücü. Bakınız, Fransa'da kişi başına 941 wattlık enerjinin nükleerle sağlandığını yani şimdi, görüyoruz. Az önceki tablonun bir daha inceltilmiş bir hali bu. Bu ne anlama geliyor? Nüfusa oranlı. Nüfusa oranlı. Yani Amerika'da üretiyor. Mesela Amerika Fransa'dan çok üretiyor ama nüfusa oranladığınız zaman Fransa çok daha fazla üretiyor. Bakın Fransa, İsveç, Belçika, Finlandiya, Güney Kore, İsviçre, Çekya, Kanada, Slovakya, Slovenya, Japonya, Ukrayna, Amerika Birleşik ilk 13'ü saydık. Evet. Bu ilk 13 bizim bu nükleere karşı çıkan çevrelerin en çok özendiği ülkeler. Evet. Özendiği ülkeler. İşte demokrasi orada, refah orada, insan hakları orada, özgürlük orada falan filan. Onlar bunu yapıyordu. Biz niye yapmayalım? Bir de bize yapma diyenler de bunlar. Evet. Yani kendileri yapıyorlar. Yani 60 küsur tane şeyi var, nükleer santrali var Fransa'nın ama Türkiye'de yapılmasın diye sözde çevre desteklerine, çevre derneklerine fon veriyor bunlar. Devam edelim arkadaşlar. Yine benzer tüketim. Bakın niye yapıyoruz biz bunu? Bakın Türkiye'deki kişi başı enerji tüketimi yıllık. Mesela 1990'da ben diyelim, 1990'da 1000 kilowatt tüketiyormuşum. 2018'e geldi. 3600 neredeyse 4000'e yaklaşıyor. 4 katı. Yani ben 1990'a göre 4 kat fazla enerji tüketiyorum. Neden? Artık beyaz eşyalar arttı, işte akıllı şarj ediyoruz sürekli, efendim televizyonlar farklı falan filan. Yani hepimizin günlük tüketimi neredeyse 4 katına çıkmış durumda 1990'dan 2018'e gelene kadar. Yani bu ne demek? Enerji talebinde bir patlama demek. Bir de şunu ifade edelim, kişi başı derken bireysel tüketiciler de bunun işine giriyor. Ama işin içerisine sanayiyi koyduğumuzda var, oradaki oranın çok daha fazla olduğunu göreceğiz. Tabii. Devam edelim. Şimdi benim elektrik talebim arttığı gibi nüfusumuz da artıyor. Tabii. Dolayısıyla işte şu ikinci sırada gördüğünüz 1973'ten 72'ye ilk sıra. Hadi onu geçelim. İkincisi 73'ten 2018'e kadar Türkiye'deki yıllık 25 kat enerji artmış. Tüketimi. Evet. 25 kat artan bir elektrik tüketimimiz yani var. Sürekli artıyor. Şimdi istiyorlar ki hep yerinde kalsın bu. Ne gerek var? Hani ihtiyaç yok, gereksiz falan diyorlar. Bakın ya. Bakın şuna da dikkat çekelim. İkinci grafikte iki kırmızı düştüğü zaman grafik var. Evet. Düştü. Birisi 2001 yılı, yani kriz dönemi, ekonomik kriz dönemi. İkincisi de 2009 yılı, 2008 ekonomik krizinin, dünya ekonomik krizinin yarattığı etkiler. Yani elektrik tüketimi bizim bireysel ihtiyaçlarımızdan öte daha çok üretim için ihtiyaç olan bir şey. Tabii. En fazla onun için ihtiyaç olan bir şey. Yani istihdam istiyoruz, işsizlik sorunu çözelim diyecekseniz o zaman enerji kapasitenizi yükseltmek zorundasınız. Bu abi, da bir zorluk. 24 saat neredeyse boynumuzda şarj kablosuyla geziyoruz. Ondan sonra dediğin gibi fabrikalar çalışsın istiyoruz. Sürekli üretim olsun ve her şey ucuzlasın istiyoruz ama elektrik üretmeyelim istiyoruz. Böyle bir şey olmaz. Eğer onu istiyorsanız Fransa nasıl yapıyorsa, Amerika, Finlandiya, Zarzurt onlar nasıl yapıyorsa, Güney Kore, Japonya sen de öyle yapacaksın. Devam edelim. Evet, yine güç dağılımı, Türkiye'deki oranlar. Hidroelektrik %31, doğalgaz %29, yerli kömür %12, ithal kömür %10, güneş, rüzgar, jeotermal, yenilenebilir atıklarda da toplamda 10
%17'lik bir kısım var ki bu son yıllarda arttı. Evet, eskiden yani daha önce böyle bir şey de yoktu. Yenilenebilir enerji de kullanılıyordu. Rüzgar, güneş falan, jeotermal son yıllarda artış yaptı. Ona rağmen bizim özellikle şu doğalgaz ve ithal kömür kısmı %40'lık bir kısım. %40'ı yarısı ithal. İthal. Devam edelim. Yine brüt elektrik üretimi dağılımı buradaki verilerde. Evet, aynı yani işte kömür ve şeyi doğalgazı. Kömür ve doğalgaza bakın. Kömürün yarısında ithal olduğunu varsayarsanız neredeyse Türkiye'nin elektrik üretiminin yarısı ithal. Yani doğalgaz alıyoruz, onu elektriğe çeviriyoruz. Doğalgazı alıp onu santrale sokup Bursa'da falan birkaç yerde var onlar. Elektriğe çeviriyoruz ya da yurt dışından kömür alıp onunla santral, termik santrallerde. Kirli de bir şey o. İşte nükleer ne yapacak? Zaten açıklamada da o var. Türkiye'nin enerji kaynaklı cari açığını azaltmak. Ayrıca Türkiye'nin bu doğal gaz ve ithal kömür bağımlılığı ile ilgili bir çözüm getirmiş olacak. Tam da onu söyleyecektim zaten. Sen ifade etmiş oldun. Devam edelim arkadaşlar. Evet, toplamdaki biz, evet, dünyadaki kullanılan reaktör oranları. 6 tip nükleer reaktör, 6 türü var bunun. İşte bu mavi şeyi görüyorsunuz. En yaygını o. PWR denen nükleer reaktör biçimi. Bizdeki de o. Yani en yaygın kullanılan, en yaygın kullanılan işte suyu esas alan şey tür o. Devam edelim. İşte görüyorsunuz nehir veya deniz suyuna yakın yerlerde kuruluyor. Yani bu bize özgü bir şey değil. Bir itiraz noktası da o. Yani Sinop'a, i̇şte Mersin'e. Niye Sinop, niye Mersin falan. Çünkü deniz kenarında ya da nehir kenarında olması gerekir. Deniz kenarında olması çok daha avantajlı. Diğer dünyadaki nükleer santrallerin de tamamının ya nehir ya da deniz kenarında olduğunu milletimizin bilmesi lazım. Tsunami yüzünden zaten orada bir sorun yaşanmıştı. Ki Türkiye'de Mersin'de ya da Sinop'ta bir tsunami şeyi yok, riski de yok. Bağlayalım konuyu. Zaten süremiz de artık son 3 dakikaya geldik. O zaman diğer konumuzu işleyemeyeceğiz. Artık haftaya sarkıtırız haftaya onları. Haftaya sarkıtıyoruz. Tabii şimdi... Ya başka konular da var. Özellikle Akkuyu ile ilgili bir takım yanlış bilgiler var. Onlara belki şu an giremeyeceğiz ama bu nükleer konusu gelecek gene gündemimize. Bir kere şu ana kadar anlattıklarımızda şu yalanları çürüttük. Evet. Dünya vazgeçti yalanı, çürüdü. Tam tersine dünyada artış, artış var içerisinde. İhtiyaç yok. Elektrik ihtiyaçlarımızı ifade ettik, oranları koyduk. Bu da bir yalan. Evet. Yani ihtiyaç yok, yalanı da bitmiş oldu. Üçüncüsü pahalı yalanı. Pahalı yalanı çok tabii biraz daha ayrıntılı anlatmamız gerekiyor ama şunu söyleyelim. Bize önerilen, ki yapmamız gerekiyor, ona bir itirazım yok. Güneş, rüzgar santralleri gibi hani yenilenebilir denen enerji türleri hiçbir zaman... bütün potansiyelini değerlendirseniz bile Türkiye'nin elektrik tüketiminin tamamını karşılama yeteneğine bununla sahip değil. Bir, iki... Tek bir şey söyleyeceğim. Google Green, Google firması kendisi zaten yenilenebilir enerjiyle kendi firma işletmelerini çalıştırma girişiminde bulundu. Sonra da ciddi paralarla 2 yıl boyunca çok ciddi araştırma yaptılar. Dünyadaki bütün yenilenebilir enerji kaynaklarının toplamı kullanıldığında, hatta bunun verimliliği arttırıldığında, yani %30'sa bugün diyelim güneş enerjisinin verimi, bunu %70'lere çıkacağı düşünülerek teknolojinin gelişmesiyle. Yaptıkları araştırmalara rağmen sonuç şu, yenilenebilir enerjinin bütün unsurları devreye sokulsa dahi imkansız. Evet, çünkü rüzgar santralleri, güneş santralleri bunlar da bir şeyle kuruluyorlar. Şimdi bu yalancının mumunu şu an hemen söndüreceğiz. Çok daha önemli bir konu başlığı. HDP kapatma davası açıldı. Oo. Tam şimdi özel yayına geçeceğiz. Biz yalancının mumunu söndürelim. Peki. Bu nükleer. Hayırlı uğurlu olsun. Ve ilk başta andığımızla ilgili yalanları çürüttük. Şimdi daha önemli bir konu başlığı çıkmış oldu. Ve özel yayına başlıyoruz ulusal kanalda. Evet, HDP kapatılsın tartışmaları özellikle son birkaç ayda çok daha yükselmişti. Ve bununla ilgili artık adım atıldı. Ve HDP ile ilgili PKK'nın siyasal uzantısıyla ilgili kapatma davası açılmış durumda. Çok doğru bir karar. Evet. Umarız öyle de neticelenir. Açıldığı gibi neticelenir. Biz de bu konuları tabii programlarımızda işleyeceğiz. Evet. Herkese teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konularla, belki de yine bu HDP konusuyla Yargıtay, olacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesi'ne gitti konuyla ilgili. Yani başvuru sürecin tam da bizim uzun zamandan beri ulusal kanal ekranlarından ifade ettiğimiz gibi bu hukuki sürecin
başladığını görüyoruz. Biz çağrımızı tabii ki siyasi partilere, mecliste bulunan yani bununla ilgili yetkili olan partilere, hükümete, Adalet Bakanlığı'na yapmıştık ama ilk önemli çağrımız da hep Yargıtay'a Bu konuda harekete geçmesi için yapmıştık. Vatan Partisi tam 4 kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Vatan Partisi 4 kez. Tabii Kobani davası çok önemliydi. Kobani iddianamesi burada da işledik. Geçen hafta konuşmuştuk. Başlı başına kapatma davasının iddianamesi olabilecek çapta bir şeydi. Bu arada yürüyen tabii HDP milletvekilleriyle ilgili tonla dava var. Terör davası var, PKK davaları var falan. Bunların meclis grubunun yaptığı çok önemli diyelim yıkıcı eylemler var. Dolayısıyla bunların değerlendiği bir iddianame olma olasılığı yüksek. Biz de eğer bunu bir an önce edinebilirsek aslında onun üzerine konuşmak gerekebilir ama hukukun gereği yapılıyor. Öncelikle onu söyleyelim. Çünkü hem bizim anayasamızda hem de siyasi partiler kanunumuzda yer alan hükümlere göre bu partinin şu ana kadar açık kalması bile mucize. Çünkü bir terör örgütünden doğrudan doğruya emir ve talimat alan ve açık bir biçimde amacı Türk devletini, Türk milletini parçalamak, bölmek olan bir terör örgütünden talimat alan bir partinin Türkiye'de yasal siyaset yapma olanağı yoktur. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Avrupa ülkeleri açısından bakarsanız da yoktur. Yani nasıl bugün Türkiye'de DAEŞ'a bağlı bir siyasi parti olamazsa, PKK'ya bağlı bir siyasi parti de olamaz, FETÖ'ye bağlı bir siyasi parti de olamaz. Bu bir yandan Türk ordusu, Mehmetçiğimiz, Türk devleti, PKK'yla, Amerika'nın silahlandırdığı PKK'yla canhıraş mücadele ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu insanlar PKK marşı okudular. Hatırlayın 2017 idi sanırım, yine bir dokunulmazlık tartışması vardı. O zaman HDP grubu karar aldı ve çıktılar meclis koridorlarında PKK marşı okudular. İşte Bijiserok, Apo falan diye slogan attılar. Diyarbakır'da özellikle kongresi toplamaya kalktılar. Pazartesi günü geçen hafta ayrıntılarıyla işlemiştik. İşledik. Kobani iddianamesi zaten an an, tarih tarih, hatta gün gün bütün tabii ayrıntılarıyla HDP-PKK ilişkisinin nasıl bir ast-üst ilişkisi dahilinde olduğunu, yani PKK bir açıklama yaptıktan hemen sonra HDP'nin harekete geçtiğini, neredeyse gün şaşmadan, yani bir atıyorum pazartesi akşamı PKK bir açıklama yaptıysa hemen salı sabahı HDP'den bunun gereğinin yapıldığını kanıtlayan yüzlerce bilginin, belgenin, verinin sunulduğuna tanık olmuştuk ve aslında Kobani iddianamesi çıkar çıkmaz şunu söylemiştik. Bu HDP kapatma davasına gidecek. Tabii. Çünkü bu kadar açık bilgi ve belgelerle birlikte bu titiz çalışma yapıldıysa bunun HDP'nin kapatılma sürecine gideceğini zaten görüyorduk. Burada Anayasa Mahkemesi'nin biz kanunlara ve hukuka uymasını bekliyoruz. Tabii ki. Ve onun sonucu da büyük ihtimalle kapatmadır. Burada şu tip yollara gidilmemeli. İşte para, işte bu hazine yardımını kesme cezası verelim falan gibi süreci erteleyen, öteleyen ve bugüne kadar yaptıklarını da yanına kar koyan ve yenisini yapmaya da teşvik eden, hiçbir şeyi çözmeyecek yöntemlere başvurulmamalı, kanunun gereği yapmalı. Bu eylemleri, bu fiilleri işleyenler, bu partinin yönetiminde, meclis grubunda, efendim ilçe yönetimlerinde falan bu suçları fiilen işleyen kişilere de siyasi yasakların gelmesi gerekir. Bu işler o kadar çocuk oyuncağı değil. Yani Türk insanının, Türk askerinin, Türk polisinin canı söz konusu. O yüzden çok doğru bir karar oldu bu. Anayasa Mahkemesi de gereğini yapmalı. Bir şey daha söyleyeyim, vaktimiz varsa. Şimdi cepheler Türkiye'de biraz daha netleşecek. Bakalım HDP'nin yanında kim duracak? Mesela AK Parti'nin ve MHP'nin zaten bu şeyin arkasında olduğu anlaşılıyor. Bir siyasi irade beklendi. Yanlış bir şey. Yani Yargıtay siyasi irade beklemez ama bekledi. Demek ki AK Parti ve MHP bu tarafta. Vatan Partisi zaten. Vatan Partisi işi başında zaten. Ama bakalım CHP ne yapacak? Bence karşı çıkacak. Zaten Davutoğlu, Babacan kesin karşı çıkacaklar. Burada İYİ Parti içerisinde İYİ Parti'nin elinde bir bomba var. Yani bence İYİ Parti'nin bölünmesine kadar gidecek bir süreç, bir iç tartışma burada beklenebilir. Evet, HDP kapatma davası açıldı. Bir kere daha ifade edelim. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı dosyayla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne bu başvuruyu yaptı. Siyasi partilerin
kapatılmasına dair sürecin hukuki olarak nasıl işletilmesi gerekiyorsa bununla ilgili sürecin başladığını görüyoruz. Zaten bu ekranlardan çok uzun zamandan beri ayrıntılarıyla bunları aktarıyorduk. Tabii şimdi sıcak gelişmeleri aktaracağız ve bütün süreci de sizlere an an gelişmeleri sunmaya devam edeceğiz. Biz şu an Yalancı'nın mumundan sizlere veda ediyoruz. Ana Haber Bülteni, Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni 19'da değil. Şimdi hemen başlayacak. Öncelikle bir reklam arasına gidiyoruz. Aranın hemen ardından Teoman Halili ile Ulusal Kanal Ana Haber, HDP'nin kapatılması sürecini esas alan bir canlı ve dinamik bir yayınla karşınızda olacak. Bütün gelişmeleri an an vereceğiz ve esaslı yorumlarla birlikte sürecin bundan sonra nasıl seyredeceğini de size işaret edeceğiz diyelim. Ve Yalancı'nın mumundan veda ediyoruz. Sizlere iyi seyirler. HDP'nin kapatılması süreci başlamıştır. Artık PKK'nın meclis içerisindeki uzantılarının temizleneceğini görüyoruz. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bunu ifade ederek Yalancı'nın mumundan veda ediyorum sizlere.